أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه
فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. ليجزي الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين إن شاء ملائكته
وكان بالمؤمنين رحيما تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما يا وداعيا إلى الله وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وَدَعْ أَذَاهُمْ وَتَوَكَّلْ
توكل على الله وكفى بالله وكيلا. ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. صدق الله العظيم. الفاتحة. آمين. الله لا إله إلا هو الصمد. آمين. ما شاء الله. أذنا ديننا قلبنا. Geçmişine, geçmişlerimize rahmet olsun. Oh, oh, o kadar güzel oldu ki. Çok güzel oldu. Güzel oldu. Selam eder. Selam. Geri mi gidiyorsun şimdi? Alayım da çıktı. Allah razı olsun. Allah, dua et. Öne sarılırsın. Ben onlardan haberim. İnşallah. Bazen geldiğim zaman sen de böyle bir görüşmeye vesile olsun. Tamam, çok seviyorum seni. Eyvallah, biz de sizi çok seviyorum. Allah razı olsun. Allah razı olsun. Amin. Hayırlı, bereketli olsun. Allah razı olsun. Selamünaleyküm. Vay be. Ne kadar hoş oldu. Allah razı olsun. Allah razı olsun. Allah kahretsin. Arkadaşlar, Kur'an'ı eşitli şekillerde dinleyin diyoruz. Hatta bu şekilde ben bir şey anlatmak istiyorum. Bir, Zat-ı Zülcelal'in Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a getirmeden önce Cebrail'e verirken kenarda dinler gibi olun diyor Risale-i Nur'da. Kur'an'ı Cebrail'e verirken Cenab-ı Hak kenardan dinler gibi ol hayale. İkinci dinleme şekli, Cebrail Aleyhisselam Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a vahiy getirdiği zaman verirken sen de kenarda ama gözükmüyorsun. Dinler gibi ol. Üçüncü şeyi de Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın sahabe-i kiramına anlatırken Kur'an'ı dinler gibi ol. Üstad demiştikten sonra bizim diyeceğimiz bir şey yok da ben başka bir nokta. Mesela Kur'an'ı dinlerken şöyle gözünü kapat. Neren ağrıyor? Başın mı? Böbreğinde mi? Ayağında mı ateş var? Hayal et. Kur'an'a adres ver. Oraya Kur'an'ı odakla, oraya gidiyor. Adres ver. Mesela gözün kapa böyle. Kafanda hiçbir şey yoksa kafanda okuyormuş. Kafanı al onu. Böyle kafanı aldıktan sonra onun içine sok. Orada dinle. İnan bana başın mı ağrıyor? Veya böbreğin mi ağrıyor? Miden mi ağrıyor? Gözünü kapa. Orayı hedefle. Orayı öyle dinle. Ben o kadar keyif aldım ki çünkü bir hafif bir şeyim vardı. Araba koşturarak geldim. Orayı hedefledim. İyi bir şey yok. Şükürler olsun. Peki. Kur'an bizi yumuşattı yoksa biraz sert konuşacaktık herhalde. Sert adımız ya. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain ala Resulina Muhammedin salavat. Mevzumuz şu kardeşler. Ustadımız diyor ki en çok yara alanlar siperini terk edenlerdir diyor. Sadakat, sebat ve metanet. Yani bu kendi içsel aleminde de birbirine çatışan, çelişen fikirler var, hisler var, duygular var, meyiller var, arzular var. Bu birbirine çatışan ve çelişen Emre o takki ver abi, Nurcu takkesini öperle. Hacı takkesi değil, ver abi. Ondan sonra onları dengeye getiren nedir? Sebattır. Sebattır, metanettir, sadakattır. Evde de öyle. Evde de kullanılacak bir ders, cemiyette de kullanılacak bir derstir.
Diyor bu metanetin, yani metanet şu arkadaşlar, zorluk görünce geriye dönmemek. Yani kıvırmamak. Metanet bu. Sadakat, dendiği gibi yapmak. Sebat, kendi hakikatini onda görürsen, onda devam ettirmek. Peki, Kur'an Yasin'de, Yasin Fatiha'da, Fatiha'da bak bakalım, ilmimi artır diyor mu? Hatırlar mısın böyle? Ya Rabbi ilmimi artır demiyor. Sadakatımı, ihtina sırata müstakim. Doğru istikametli sadakatı ver. Yani benim kurguladığım sadakat mı? Hayır. Diyor ki, sırat ellezine nam talihim. Daha önce yaptın ya böyle bir alimlere, yani bu konunun uzmanlarına, eğillerine. Ha, onlara verdiğin sadakat cinsinden. O cinsten hidayet. Şimdi bir böyle, bir böyle, bir böyle. Kendine de güvenin olmaz. Bir böyle diyorsun, bir böyle yapıyorsun. Yani evde de öyle. Yani kararsızlık. Ev hayatının zehri yani bu. Kararsızlık böyle. Sadakat bir ölçüsü olduğunu gösteriyor. Adam yani ne olursa olsun yılmıyor. Demek bir yere bakıyor. Hani askerlik yapanlar bilir. Bilme, yapmayanlar da duysun beni. Gözüm düşmanında, kulağım sizde komutanım. Öyle böyle dedim. Gözüm düşmanında, kulağım sende. Böyle. Bu metanetin birinci sebebi kuvve-i imani ve ihlas hasletidir. Yani kuvve-i imaniye. Bu imanını kuvvetlendirir. İman böyle bir anlayış, bir seziş, tarafkirlik falan değil. İman realitesi var. Nefsül emri var. Mahluktur, enerjidir. Tamam, enerjidir. Enerji. Peki hemen şimdi diyeceksin ki nasıl bir enerji, nasıl çıkıyor? Ben geçenlerde 14 yaşında Taha denen bir çocuğu anlattım böyle. Allah'ı böyle hissetmek, mahsetmek, zevk etmek. Annesi oradaymış herhalde. Sorduruyor çocuk. Şimdi iman nasıl enerji? Bununla alakalı. Şimdi bak arkadaşlar. Bir şeye konsantre oluruz böyle. İman anlatıyor. Veya bizde tefekkür. Ondan sonra vücut gerilir değil mi? Mesela karateli, boks, maçı bir şey seyrettiğin zaman dışarı çıktığın zaman ait oluyor değil mi? Hele çocuklarda. Affedersiniz cinsel iş yapınca vücut böyle çalışıyor. Peki bu konsantre olmadan önce o neredeydi bu konsantreden önce o enerji? Sende değil miydi o? Yani mermere elini böyle bir vur iki yapmadan elin kırılır. Peki konsantre olduktan sonra ona ait videoyu seyretsen veya kendi iş yapsan hıt diye elin bu sefer onu kırarsın. Konsantre güç artıyor mu arkadaşlar? Artıyor. Cinselliği hayal ettiğin zaman değişiyor mu hormonlar? Değişiyor. Birisini kızdığın zaman terşir oluyor musun? Oluyorsun. Bu haletlerden ortaya çıkan güç var, farklılık var. Bu güç neredeydi? İman da oradaydı. İman da böyle çıkıyor. İman da böyle bir güçtür. Devamlı canlı tutarsan, devamlı böyle o zındığa böyle vurduğu zaman ringde böyle Müslüman kardeşimiz nasıl Vâdâdîn vâsat diyorsun ya vâdîsin buradan ben vuruyor. Sanki ben vuruyormuş gibi oluyor ya. Gücün artıyor ya böyle zındık böyle. Geçen bir tane sünmüş yeni böyle bir videosunu göndermiş böyle. Alenen Kur'an'a İslam'a küfreden İngiltere değil de onun bitiş ortasında bir devlet var. İrlanda mı? Ha zındık. O Dağıstanlı mı? Neydi? Dağıstanlı bir tane vardı ya. Sanki vururken ben vuruyorum yani adamı. Böyle oldum değil mi böyle? İslam aleden küfür etti. Ya biz, o gücümüz neredeydi? Ha iman orada işte. İman orada. Bilgisayarda sarı, kırmızı boya var mı kutu? Yok. Peki renklendir diyorsun kırmızı. Nereden çıktı o? Hepiniz bilgisayar kullanıyorsunuz. Bak yok yani bilgisayarın içinde böyle boya yok. Sana öyle gözüküyor değil mi? Bak çıktı işte. Ha, iman da böyle çıkıyor. Gizli işte. Nerede gizli? Harflerde gizli.
Bilmem sarı olunca bilmem ne harfleri yazınca oluyor değil mi? Güçtür. Ha, metanet yani zorluklara karşı direnmek sana güç kazandırıyor ki direndiriyorsun. Mesela uçak biraz mesleğim itibariyle okuduğum için. Şimdi rüzgar sağdan gelirse uçak 10 dereceyim yapar. Rüzgara direnir. Ve uçurtmalar ve uçak rüzgara direndiği için kalkıyor, uçuyor. Yani metanet direnmeyi, direnmek senin gizli olan gücünü aktif ediyor. Onu anlatmaya çalışıyorum. Yılmamak böyle. Bunu bedelini ödeyen insan olarak söylüyor. Yılmayacaksın. Bir de ihlas hasleti. Yani kuvve-i imaniyeyi doğuruyor. Bir de ihlas. Dersin ki bu adam bu tehlikelere karşı, bu zarara karşı hala direniyor ya. Demek ki bu adam Allah için. İmam Gazali der ki ihlas için, hatırıma kaldığı kadar şöyle der. İhlası ne şeytan ulaşabilir ihlasa ne de melek. Şeytan ulaşamadığı için ihlası yok edemediği gibi melek ulaşamadığı için ona sebep yazamıyor. İhlasın sebebi yok. Yani muayyen bir sebebi yok. Oruç tutma için demiyor. İşte Kur'an okumanın şu kadar. Bilmem zekat vermem bu kadar. Aç doyurma bu kadar bir şey denmiş. Bir miktar belirlenmiş. İhlaslı olmanın muayyen sebebi yok atom. Yok yani. Melek ulaşamadığı için, bilmediği için miktar muayyen bir sevap yazamıyor. Yok öyle bir şey. Paha biçilmez. Yok yani. Şeytan ulaşamadığı için yok edemiyor, bozamıyor. Melek ulaşamadığı için muayyen bir sevap yazamıyor. Bilmiyoruz. Bunu neyle oluyor? Metanet, dirençten sende güç oluyor böyle. Fırlıyor yani. Yani böyle vurduğun zaman, hayal ettiğin zaman veya cinselliği düşündüğün sende gizli olan gücü nasıl aktif ediyorsan, metanet de ruhta var olan bir kuvve, iman aktif oluyor. İman enerjidir, güçtür. 23. sözde söylüyor. İman hem nurdur, hem kuvvettir. Kuvvet enerjidir yani. Ondan sonra metanet ihlası aktif ediyor. İhlas da metaneti öne çıkartıyor. Yılmayacaksınız gençler. Böyle bir şey yok. Doğru. Doğru Musa. Yan pul impul yok. Böyle böyle yok. İkinci sebep metanet neymiş? Cesaret-i fıtriyedir. Doğuştan var olan insandaki cesaretin kendisidir. İman meselelerine yüklenmek. Onlara dedim sizler cesaretle ve efelikle tanınmışsınız. Bunun için söyledi. İsparta kahramanlarının gösterdikleri harikalar ve cihan pesendane hidemat-ı nuriyenin esası harika sadakatları ve fevkalade metanetleridir. Yani ustada selam vermek suç, idam sebebiydi. O zaman bu insanlar onu niye bırakmamışlar ya? Ya bir tanesi çıkıp da nur talebesi, ustanın talebesi. Ya bu zamanda bu denilir mi ustadım dememiş. Denmesi gereken her şeyi demiş değil mi? Demiş mi dememiş mi? En turfandayken. Bir tanesi çıkıp da bu denilecek şey miydi ya niye dedin diyeni duydunuz mu? Şu an duyuyoruz abi. Şu anda duyuyoruz. Ama o zaman en sıcak, en ateşliyken peki ne oldu bize de? Ustadın talebeleri ve geleneğimizde böyle yokken sen nereden türedin? Şimdi denilir mi diyorsun? Ustad en yakın, en karşı karşıyayken söyledi. Şu parmağımı senin kör gözüne sokarım dedi. İmandan sonra paşa paşa demiş. Kainatın büyük hakikat imandır. İmandan sonra namazdır. Namazı kılmaya haindir. Hainlik medruttur yani. Dinlenilmez. Şu iki parmağımı senin kör gözüne sokarım diyor. Millet belgeseli de çekiyor. Aman efendim ya çünkü gündüz muhalefet eden akşam buharlaşıyor. Ustad onlara ne dedi? O cübbesini sus çekenlere ne dedi biliyor musun? Yerinde kullanılmayan hayat bana lazım değil dedi. Ne dedi?
yerinde kullanılmayacak, kullanılmayan hayat bana lazım değil. Ben koltukta oturuyorum beyefendi radiyallahu anh'a, radiyallahu anh veya, olmaz! Ya muvazenesi bak ya, dengesi adam ya. İyi gidiyor koltukta. O bilmez sanki koltukta televizyon böyle oturup da keyif çekmeyi bilmez yani. Sobada, fırında kestane, çayım da geliyor, televizyon karşısında ahkam kesiyorum. Olmaz! Yanında oturuyorum. Ağlama, bu dengesiz adam. Ya hadi, şimdi ne olacak şey mi? Ya. Böyle koltukta kestane, çaylarla cennet ya. Allah Resulü diyor ki, geçmiş ümmetin çektikleri kadar çekmedikçe cennete gideceğini mi zannediyorsun? Yapmasın, yapmasın, bir de yapanları eleştirirsin. Ne biçim adamsın? Cesareti fıtriyedir, hamiyeti milliyedir, hamiyettir, şahameti imaniyedir. Onlara dedim, sizler cesaretle ve felikle tanınmışsınız. Dünyaya ait emniyeti şeyler için fedakarlık gösterirsiniz. Hayatı tehlike, adam bana gösterdi ya. Abi şuna bir bak dedi ya. Yunan Allah demiyorum ya. Olamaz ya. Olamaz. Adam dibi gözükmüyor. Koymuşum. Bir demirden geçiyor, yaya geçiyor. Vidam çekilecek diye. Yani acayip bir şeyler yapmış. Kadına böyle direğe nasıl tırmanıyor? Ölüm tehlikesi var. İpe bağlamışlar, 300 metreden aşağı atıyorlar. Öyle mi? Hani videolar var YouTube. Adamlar fani 3-5 kuruşluk dünya için adrenalin artsın diye, adrenalin artsın diye bunu yaparken imanım artsın diye sen de bende niye gayret yok ya? O adam adrenalin artsın, şöhretim artsın ve videom tıklansın diye bunu yapıyor, bu tehlike %100 ölüm gibi gözüküyor değil mi? Anladın mı? Ya bu Filistin'deki, şu Afrika'daki, şu Müslüman kardeşlerimizin ya sopalarla şeylerle tanka gidiyor ya. Ya bunların imanı, bunların hayatları yok mu? Sokaktan buldular ya. Ya ne biçim, ne olduk biz? Niye böyle basit şeylerle hemen yan çiziyoruz, derslere gelmiyoruz, kitap okumuyoruz? Ne oldu bize ya? Niye kitap okumuyoruz? Onu anlatmaya çalışıyorum. Niye ama kazalarımızı kılmıyoruz? Niye televizyonda, internette muhtela olduk? Ne oldu bize ya? Onlara bir bakın hele ya, sopayla tanklara gidiyor. 15 Temmuz'da bu adam tank üstünden geçti ya. Metzup ne dediğini de söyledim bilmiyor ki. Ben ne bileyim dedi olacak. Onu da bilmiyor. Yani bak, hamiyete bak yani. Acayip bir şey değil mi? Adamlar. Yani biz niye koltuğumuzda 15 dakika, 20 dakika, yarım saat kitap okumuyoruz? Ondan sonra yumurta dayandıysa, abi çok kötüyüm. Abi hastayım. Abi hemen dersleri, risale okuyorum her gün. Niye iyi değilim? İlk soru soruyorum. Ne zaman okumaya başladın diyorum. 3 gün önce. Bakmış, dibe gidecek yer kalmamış artık. Dibin dibinde. 3 gün olmuş risale okumayı da. Niye düzelmiyorum? Lan 30 sene okuyorum ben. Daha yeni yeni düzeliyorum. 3 günde düzeleceksin. Barak alternatif tıpçılar ve doktorlar ne diyor? Bir anda bir ilaç da olmaz ki. Değil mi? Devamı lazım. Kardeşler, davamıza sahip çıkacağız. Kendine sahip çıkacaksın. Ne olur kendine Allah rızası için sahip çık. Telef olma, tahrip olma, yapma. Kendine sahip çık. İşgal olmaya müsaade etme. Başkasını yaşama. Kendini tanımla. Hazır ol. Kalbin durmasına. İnan bana, bir şey kalmadı. Kalp şov. Pişt, pişt. Elbette Risale-i Nur'un kutsi hizmetinde ve cihana değer, bak kutsi hizmeti nedir o? Cihana değer, uhrevi neticelerine mukabil. Hiç böyle kalbin sıkışmadı mı? Ölüm anı geçirmediniz mi kazada, şurada burada? Yani o anda siz nereye tutundunuz teselli bakımından? Oldu mu atılan için? Böyle kalbiniz. Oldu mu? Ne yaptın abi sen? Ki, nereye sığdın? Neyi düşündün? Bakıyorum, namazın var mı, orucun var mı? Mesela bana dediler ki, buradan sağ çıkacağını mı zannediyorsun vesaire? Veya zehirlendiğim zaman, zehri anlatayım, zehri anlatmayacağım.
artık sesler duyuyorum doktorlar. Dört buçuğa inince kan galiba donuyormuş. İşte benimsi kaça, iki buçuğa mı ineceğim? Yani bir kalmış, bir buçuk kalmış. Ama duyuyorum tabii, hiçbir tarafım, ne kulağım çalışmıyor, ne gözüm, ama duyuyorum. Yani telaşelerini duyuyorum. Doktorlar nabız gittikçe iniyor ve kan donuyor. O anda inan şöyle kırık kana dershane açamadım. Yazık. Orayı açam. Çok istediğim halde açamadım. Hizmete tutundum. Tamam mı? Hizmete tutundum. Orada duruyorum. O anda hayal ettim. Kemal. Allah göstermesin diyeceğim ama gösterecek kardeş. Sekerat yaşayacaksınız. O zaman tutunacak bir şeyiniz olsun. Mesela hayati bir trafik kazası için hemen veya narkoz yiyeceksin değil mi? Ameliyata gireceksin. %5'i dönemiyor narkozdan, biliyorsun. Onu da sana söylüyorlar, imzalattırıyorlar. O anda nereye tutunuyorsunuz? Evet, ölüyorum ama kanserim. Aşağıda Mercedes var. Kasada para var. Sana güven vermez. Peki, niçin bunu bu kadar uzattım? Risale-i Nur'un kutsi hizmetinde bu kitap okuma, derslere devam etmekte, hizmete maddi ve manevi sahiplenmekte cihana değer, uhrevi neticelerine mukabil. Seni o anda tutuyor. Vallahi aynı şöyle oldu. Böyle gidiyorum ama dersen tutundum hizmete. Tamam, hizmet. Evet, iyi değilim, rezilim ama hizmetim var, davam var. Kırık anada açamadım, böyle bir tutundum. Oradayım ha. Seni de tutunacak bir şeyin olsun. İşte böyle bir neticeyi verecek hizmete mukabil sende ne istiyor? Merdane, bak siz geldiniz, merdane, bak merdane diyor. Merdane ve fedakarane cesaret. Kendinize bir şey çıkartın bak. İki, metanet gösterip sadakatınızı muhafaza edersiniz. Hiç Salih, girer girmez sorayım. Hiç böyle ölüm anını, böyle trafik kazasıdır, hasta böyle, hiç böyle neredeyse oradayım gibi bir durum yaşadın mı hiç? Yaşadım abi. Yaşadın. O anda fırsatı, nereye tutundun? Nereye güven şey yaptın? Bitti dedim abi burada, tamam bedelmiş dedim. O kadar. De, buraya kadar arkadaşlar herkes kısmen yaşadı. Bak, belki bu dersi dinleyecek, şey yapmayayım. Bir kardeş karnı ağrıyor. Öyle anlatacağım. Ki öyle. Dedi ki oğluna, oğlum siz devam edin, işçileri götür. Ben şimdi gideyim hastane, karnım ağrıyor. Bir ilaç yapsın da içini. Kahvaltıda sizden oturacağım orada. O ilacı da içeriz. Karnım biraz ağrıyor birkaç günde, böyle gidip de bir ilaç içeyim, alayım. İlaç nereye gidiyormuş, ilaç almaya? Oğlum demiş, işte çay koyun geliyorum. Çayı koyun ha. İşçileri götür arabayla. İnmiş. O inmiş. Hastane bir gidiyor ki her taraf sağ. Ziyaret ettim. X abi. Abi. Hasan kardeş. Benim dedim. Nasıl ağlıyor? Dedim rahat ol. Ondan sonra dedi ki bu sevinme ağlamam dedi. Sen geldin niye? Çünkü projemiz vardı onunla. Onunla projemiz vardı. Yapamadık Hasan kardeş. Ben de biraz bir yapamadık onu. Dershane yapacaktık onunla. Küçük çekmecede. Büyük bir külliye. Yapamadık Hasan kardeş. Abim biz yapacağız. Ben de yapamazsam daha arkadaşlarım yapacak. Ama birisi gelip yapacak bunu. Adam ölüyor. Külli şeyi kuramadık diyor. Tutunmuş ona.
Ben de böyle bir hal yaşadım. Böyle nabız düşüyor, düşüyor, duyuyor. Tutundum hizmete. Lan kırık kana dershane yapıldık ya. Böyle tutundum. Hizmet, hizmet var. Onunla Allah'a kendimi ifade etmeye çalışıyorum. Lafı ezber söylemiyorum. Kendimi onunla Allah'a ifade etmeye çalışıyorum. O ihlas hakkında geçen söylediğin cümleyi söyler misin? İhlas öyle bir şeydir ki diyor... Kim demişti? İmam-ı Gazali Allah'a. Gazali, İhlas öyle bir şeydir. İhlas öyle bir şeydir ki diyor, ne melek bilir ki yazsın, ne şeytan bilir ki bozsun diyor. Ne melek bilir ki yazsın sebabını, ne şeytan bilir ki onu bozsun. Metanet veriyor salih bunu. Metanet. Davam. Davam diyeceksin, davam. Koltuğunu çevirerek evde kestane veya kabak tatlısını bekler gibi çayda. Şunlara bak ya. Onu tenkit bunu. Tenkit etmeyeceksin kardeşim kimseyi. Davana sarılacaksın. Gevezeliği bırakacaksın. Gevezelerin işidir tenkit. Sahipleneceksin. Hizmete değil. Bak hizmeti. Hizmetin kurtulmaya ihtiyacı yok. Hizmetle kurtulacağız. İslamiyet'i bırak kurtarmaya. İslamiyet'le kurtulmaya çalış. Hizmet sana muhtaç değil. Sen muhtaçsın. Ben muhtaçım. Hizmeti bırak kurtarmaya. Kurtulmaya çalış hizmetle. Metanet. Kur'an'ın Bakara suresini geçiyor. Zorluk gördükleri zaman topukların üzerine geri dönerler diyor. Risale-i Nur böyle bir hizmetine mukabil sende ne istiyor? Merdane ve fedakarane cesaret istiyor. Bak, merdane, fedakarane ne demek? Kendine çıkacaksın kardeşim. Ümmet için yapacaksın bunu. Yapmadın, tamam, yap. Ama yapanlara da meczup demeyeceksin. Allah'tan kork. Onlar sokakta canlarını bulmadılar. Meczup, hayatlarında iniş çıkış olan, hatta mesul olmayan insanlardır. Keşke meczup olsam da mesul olmasaydım. Çünkü Allah, ya leyteni küntü turaba, keşke toprak olsaydı. Büyük zatların hepsi demiş, Allah'ım bizi bir başka bir şey yaratsan da odun veya hayvan gibi, bizi mesuliyet etmesen ki bu imanı kazanma veya kaybetme davası başımıza çıkmasa. Meczup, mesuliyete çıkmış, keşke çıkmış olsaydı. Meczup deme bana ne olur, deli de deli. Belki deli olurum da Allah hesap sormaz. Ama sorar bugüne kadar. Bundan sonra deli olsam bugüne kadar sorar. Niçin dedim? Merdane, fedakarane cesaret, metanet gösterip sadakatınızı muhafaza edersiniz. Ben dahi, bunun dışında kim var? Kimse var mı? Hikmeti vardır. Hasan kardeşim bir bildiği var, böyle böyle söylüyorsa. Ben dahi iman ve sadakat şartı ile sadakat dendiği gibi yapma kardeşim. Evirip devirip çevirmeyeceksin. Böyle. Yap bunu, yap bunu, yap bunu değil. Doğru Musa. Böyle. Ben dahi, bunun dışında kimse var mı? İman ve sadakat şartıyla Risale-i Nur'a, Risale-i Nur talebelerini bütün dualarıma ve manevi kazançlarına, 24 saatte iştirak-ı amal-i uhreviye dusturuyla bazen 100 defadan ziyade Risale-i Nur talebeleri unvanıyla hissedar ediyorum. Kastamonu 49. Acaba biz dahil miyiz? Ustad diyor ki dualarımı ortak ediyor. İştirak-ı amal-i uhreviye şöyle bir misal vereyim ne demek? Akıldan çıkanlar akılsız olmaz. Çünkü meyve bu. Akıl vasıtadır. Netice tefekkürdür. Tamam mı? Hayat ameldir. Ruh imandır. Mal zekattır, sadakadır. Hizmettir. Tamam mı? Neticesini söylüyorum. Akıldan çıkan akılsız, kalpten çıkan kalpsiz, ruhtan çıkan ruhsuz olmaz. Hayattan çıkan da hayatsız olmaz. Şimdi bak, şuraya bir tencere koydum abi. Aklımla tefekkür ettiğim ulvi şeyler. Koy tencereye.
Kalbimdeki ulvi ister, koy tencereye. Ruhumdaki kutsi latifeler, koy tencereye. Yaptığım bütün güzel ibadetleri, eylemleri, koy tencereye. Dört tane. Akıl, kalp, ruh, fiil. Karıştır abi. O benim şahsı manevimdir. Onu, seninkini de getir. Hakkı. Seninkini de getir. Hepin. Koyalım ortaya, karıştırın. Akıllardan çıkan küllü bir akıl. Kalplerden çıkan küllü bir his. Ruhlardan çıkan küllü bir ruh. Eylemlerden çıkan büyük bir eylem, insan. O yeküne canlıdır, ruhludur, şuurludur, akıllıdır o şahs-ı maneviyi. Bizim himmetimiz işte. Hani şeyhten, halifeden himmet beklerler ya. Bizim de bir yere bağlı ile birisi olması lazım. Evet, böyle bir insan-ı kamil ismine layık bir şahs-ı manevi var. Usta diyor ki bizim işimiz ona bıraktım. Böyle bir şahs-ı manevi var. Diyor ki bu şahs-ı maneviye diyor duamı gönderiyorum. Peki ona dahilsiniz dedi. Acaba usta 1960'ta vefat etti. Onun duasına biz dahil miyiz? Dedi ya manevi kazançlarıma 24 saatte ustadın ameline ortak olmak istemez misin? Bak. İmanı kazançlarıma 24 saatte iştirak amal-i ulevi dusturuyla bazen 100 defadan ziyade Risale-i Nur talebeleri unvanıyla hissedar ediyorum. Önemli olan tamam, önemli olan ben varım içinde. Bakalım 57. sayfa. 57 an nerenin plakasıdır? Sinop. Sinoplu var mı? Var ya. Ne var ya? Sana numunelik falan. Oo maşallah. Sinoplu bak şimdi sana geldim. Bak. Hatta bugünlerde bunun gibi inayetin çok demaları var. Bakayım biz dahil miyiz? Emin bunları havadis-i yevmiye bir fıkra yazacak. Belki de size gönderecek. Risale-i Nur'un, iyi dinleyin ama bak. Tevil etmiyorum. Risale-i Nur'un oradaki küçük talebeleri, yaşayan küçük talebeleri. Ve istikbalde kıymetli şakirtleri olanlar istikbalde. Şimdi de talebeler dairesinde olarak ise dardırlar. Kıymetini bilirsen öpersin. Eğer bunu öpmeseydi kara kaplı kaplerin uzantısı olan el bidanın elini öperdi. Dini tamir davasında din tahipçilerinin elini öperdi. Bak ne diyor? Risale-i Nur'un oradaki küçük talebeleri ve istikbalde kıymetli şakirtleri olanlar, istikbalde, gelecekte, tamam mı? Şimdi de talebeler dairesinde ise dardırlar. Öyle bedava var mı? Benim sebabım sana gidecek, seninki bana gelmeyecek. Başka daha bizim ömrümüz ustadan mı başlamış manevi ömrümüz? Bak nerede? Bak nerede başlamış? Bakın da görün. Laikaydı 57 Sinop. Bak bir yer göstereceğim şaşıracaksınız. Bizim manevi sebabımız nereden başlıyor? Şimdi diyor ki Adem Aleyhisselam'a iman etmeyince ne oluyorsun? Kafir oluyoruz. İman edince ne karın var? Adem Aleyhisselam'ın imanına, ameline hissedar oluyorsun, yetmiyor. O belli, o da ömrün oradan başlıyor. Sebap cihetiyle, günahın yok. Ömrün oradan başlıyor, yetmiyor bana. Bana bunlar bile yetmiyor. Bismillahirrahmanirrahim. فَاَيْنَمَا تُوَلُّ فَسَمَهَتُ اللّٰهِ Ayet-i kerimesinin sırrıyla, Allah için böyle yön yok ya. Bak sırrıyla, tevil etmiyor. Cihad-ı sitteden, yani yön, sağ, sol, ön, arka, alt, üst, altı. Herhangi bir cihette olursa insan tenevvür eder. Nereden nur gelirse bu altı yönden, bunu anlattı zaten. Altı yönü anlatıyor burada. İnsan tenevvür eder. Arka şeydir, nokta istinad, Allah'a iman. Ön tarafı
Ahirete iman. Diğerlerini anlatıyor, altıyor. Tenevvür eder, tamam. Hatta mümin olan bir insanın, mümin miyiz? Elhamdülillah. Bak ömrünüze bakın, müjde müjde bu akşam. Hatta mümin olan bir insanın, dünyanın kuruluşundan sonuna kadar uzanan manevi bir ömrü vardır. Manevi ömrümüz var abiler. İman etmeyle pat diye Allah oradan, sebebi oradan başlatıyor. Gene razı değil. Bak şimdi, değilim. Ve insanın bu manevi ömrü ezelden ebede uzanan bir hayat nurundan medet ve yardım alır. Özel ve ebed. Allah'ın ilminde ben ezeli ve ebediydim. Oradan. Çünkü fıtratımda mayenlik yok. Duranın kuruluşunu tatmin olmuyorum. Özeli ve ebedi. Hayat nurundan medet alır. Ve yardım alır. Ve keza cihat-ı sitte'yi tembir eden neyle? İman sayesinde insanın şu dar zaman ve mekanı geniş ve rahat bir aleme inkılap eder. Bu büyük alem bir insanın hanesi gibi olur, kainat. Ve mazi ve mustakbel zamanları insanın ruhuna kalbak. Ne diyor? Mazi ve mustakbel, geçmişin adı yok. Geleceğin de adı yok. Mazi ve mustakbel zamanları insanın ruhuna, kalbine bir zamanı hal hükmünde olur. Aralarında uzaklık kalkıyor. Ezel ve ebed hayat nurundan medet alır. Allahu Ekber. Sadakat ve tanet yaparsak. Ya. Öyle bedava da yok. O yani usta diyor ki böyle bir neticeyi mi istiyorsun? Ha, o zaman diyor Risale-i Nur'un kutsi hizmetinde ve cihana değer ürevi neticesinde mukabil merdane ve fedakarane cesaret, metanet gösterip sadakatınızı muhafaza edersiniz. Ben dahi de orayı okudum. Evet, Risale-i Nur'un bu dehşetli zamanda kazandırdığı iki neticeyi muhakkakası her şeyin fevkindedir. Bu iki tanesini okuyacağım, keseceğim. Risale-i Nur'un bu dehşetli zamanda kazandırdığı İki netice-i muhakkakası her şeyin fevkindeymiş. İki tane şey kazandırıyor. İki tanesini de okuyacağım, keseceğim. Başka şeylere ve makamlara ihtiyaç bırakmıyor. Bunu da bilen insanım. Bir sürü keşif kerametleri de bilirim. Nerede, kimle çalışıyor. Abi çok biliriz. Meslektaşlarımızı biliriz. Niye kanaat ettik? Bak şundan. Birinci neticesi neymiş? Sadakat ve kanaatla Risale-i Nur dairesine giren imanla kabre gireceğine gayet kuvvetli senetler var. Birinci şu anda var. Peki siz dediniz, hatıra geliyor. Ustad dedi imanla kabre girecek. Delil ne? Ben dedim. Siz taassup yapıyorsunuz. Senin söylediğin delil değil. Diyebilir tabi adam. Arkadaşlar bunun kadar imtihan geçiren yoktur. Resmi 1700 küsür kişiye verilmiş ehli vukuf, dinsiz ehli vukuf, dindar ehli vukuf, diyanet ehli vukuf, felsefe ehli vukuf. Lan buna bir suç bulun. Siz de din noktasında suç bulun. Siz felsefe noktasında, siz de tasavvuf noktasında, siz hayat noktasında, sosyoloji noktasında suç bulun diye ehli vukufa vermemişler. Buna rapor hazırlayın diye. Hangi kitap bu kadar imtihan geçirmiş? Kur'an'dan konuşmuyoruz tabii. Kütüb-i sitelerde konuşmuyoruz. Ha, senin hatırına gelenleri onlar yaptı diyorum. Baksana bir sürü ehli vukuf raporları var Risale-i Nur sonunda. Ha, ne yaptılar? En çok neye uğraştılar? O ehli bida var ya, ehli bida, uşkurluğuyla, midesiyle dine bağlı olanlar vardı böyle. Felanca zat diyor, dininizden çık, bir tanesi gösterdi, gönderdi bana. Dininizden çık dese de çıkın dedi. Ne diyorsa dininizden çık dese dahi diyor. Bir hikmeti vardır diyor. Bir hikmeti vardır, çıkacaksın diyor. Yani bunu söylediğini yapmak yani olur mu falan deyince böyle cevap vermiş. Bak bu kim? Uşkurluğuyla, midesiyle dine bağlı olan. Ha ona vermişler yani. Ona da vermişler. Ne demişler biliyor musun? Bulamamışlar hiçbir şey. Demiş ki
Said demiş halüsinasyon görüyor, şizofreni yani. Kendisini bazen ölü hayal ediyor diyor böyle. Yani. Bazen insanlar 50 sene sonra bunlar hipnoz, şizofreni bir zat diye. Çarla çarla bak. Bak 717'de diyor ki Risale-i Nur şakirtleri iman ile kabri girecekler, imansız vefat etmezler. Birinci şu adam çıkan şey. Bunu bak ehli vukuf bir şey diyememiş. Ya bunu nereden çıkarttı? Çünkü iman esaslarını işliyor. İnsan esasları nur talebelerinde akıllarında kalmıyor sif iman mevzusu. Akıllarından, kalplerinden, hislerine, vicdanlarına ve imanlarına sirayet ediyor diye diye. Allah ahiret, Allah ahiret, Allah ahiret kemiğine kadar giriyor işte. Buraya gelene kadar telefonla konuşuyordum. Allah ahiret, Allah ahiret. Burada Allah ahiret, buradan sonra gideceğim yerde Allah ahiret, Allah ahiret. Ondan sonra abdest yatacağım. Tamam, istiğfar yapıp yatacağım. Allah ahiret, Allah ahiret. Vefat edince bunun üzerine yakalayacak seni. En azından zahiri şeriat böyle. Şimdi demek ki Risale-i Nur'un kazandırdığı bir tane netice neymiş? İmanla kabre girmek. İki, benden ziyade Risale-i Nur şakirtlerini himaye ve muhafaza etmek ve ehli siyasetin ve beni zehirleyen düşmanlarımın desiselerine kurtarmak için gayet derecede bir ihtiyar, tam bir sadakat ve benim yerimde tam bir dikkat ile mükellefsiniz. Yoksa az bir hata yalnız bana değil belki binler masum şakirtlere ve şimdi parlayan şerefinize dokunacak. Birincisi, fen ve felsefenin tasallutuyla ve maddiyun ve tabiyun taunu beşer için intişar etmesiyle her şeyden evvel felsefeyi ve maddiyun fikrini tam susturacak bir tarzda imanı kurtarmaktır. Ehli imanı dalalette muhafaza etmek ve bu vazife hem dünya hem her şeyi bırakmak da çok zaman tetkikat ile meşguliyeti iktiza ettiğinden Hazreti Mehdi'nin o vazifesini bizzat kendisi görmeye vakit ve hal müsaade edemez. Çünkü hilafet-i Muhammed aleyhissalatü vesselam cihetindeki saltanatı onun ile iştigale vakit bırakmıyor. Herhalde o vazifeyi ondan evvel bir taife bir cihette görecek. O zat o taifenin uzun tetkikatıyla yazdıkları eserin kendine hazır bir program yapacak, onun ile o birinci vazifeyi tam yapmış olacak. Bu vazifenin istinat ettiği kuvvet ve manevi ordusu yalnız ihlas ve sadakat ve tesanüs sıfatlarına tam sahip olan bir kısım şakirtlerdir. Ne kadar da az olsalar manen bir ordu kadar kuvvetli ve kıymetli sayılırlar. Şimdi birincisi neydi? İmanla kabre girecekti. İkincisi neydi? İştirak-ı amal uhreviyeden bütün hepsinin hasenatına ortaksın. Şimdi başka bir şeye de girdi. Cemail-i Mutefika-i İslami olacak. Gülüyor tabii şimdi. Girmeyeceğim ama. Çünkü o benim biraz bam telimdir, tamam mı? İslam hakimiyetiyle alakalı. Cemail-i Mutefika-i İslami'ye İslami Cumhuriyetler Birliği olacak. Onu izah edeyim, kesiyorum. O zat nereye dayanacak? Sokağa bakın. Allah Allah. Mehdi gelecek de bunlara mı gelecek? Ha, zahire bakın. Hakikaten uymuyor ya. Ya Mehdi bunlarla mı iş yapacak? Müslüman ha? Adam kafayı takmış. Beni işe koymadı. Belediyede işim gitmiyor. Rüşvet deniliyor. Tamam, aleyhinde bulunuruz, tamam. Onun karşısına alternatif ne koyuyorsun? Ahir zamanda uçuyor, kaçıyor. Ne? Siyasetçi, hakiki dindar. Hakiki dindardan siyasetçi olmaz. Bu adam Mehdi, siyaset. Siyaseti dünyevi. Böyle bir şey olacak yani. Uçup kaçıyor bir adam değil ya. Peki nereye dayanacak manevi? Yere dayanacak da yani. Güç nereden alacak? Bunların bu zatın çok az bir kadro çekirdeğe dayanacak, kocaman ağaç çekirdeğe dayandığı gibi az bir kadro ile iş yapacak diyor. Hem rivayette de var. O kadronun ne özelliği var ya? Bir söyledim. Biz de bakalım o az dahi olsa Mehdi ona dayanacakmış o çekirdeğe. Fok böyle bir kıta dolusu insan olsa ne olur? Hiçbir değeri yok. Kof kof.
Böyle olsa ne olur? Böyle adam mı yoksa 10 kişi mi? Lenin'in dediği gibi. Lenin ne yapmış biliyor musunuz? Bir adam tayin ediyor, gizlisin. Bana hizmet edecek, KGB ya. O acaba o beni aldatıyor mu diye o görevlendirdiği gizli elemanın arkasına gizli eleman koyuyor. Beni aldatıyor mu diye. Sonra ikincisinin arkasına da üçüncü koyuyormuş biliyor musun? Birbirlerine. Onun için yanlış yapamaz. Çok iyi biliyorlar ki benim arkamda birisi var diye. Ve bu zat diyor ki Muhammed'in sahabesi gibi 10 tane insanım olsaydı dünyaya komünistliği kurmuştum diyor. Değil Rusya'ya. Her şeyini feda etmiş. Ha diyeceksin ki az. Bakın bir tarihi değiştirenler parmağımın sayısı kadardır. Nereye dayanmışlar? Tek. Adam bir buluş buluyor değil mi? Dünya onu biliyor. Mesela fizik öğretmenine kaç tane koyacaksın? Einstein olsun değil mi? Mesela ne kadar dindar koyacaksın ki peki Geylani olsun bu tarafta? Ne kadar Müslüman koyalım ki Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam maneviyete kadar olsun? Yani kaliteyi anlıyor musunuz? Karşılık yok, pahası yok yani. Fende de öyledir. Adam bir şey buluyor. Tarih boyu bu devam ediyor. Ha, Mehdi de üç sıfatı sağlam olan bir avuç gruba dayanacak. Ne kadar az dahi olsalar. Nedir onların özelliği? Bir, ihlasları olacak. İhlas. Ne şeytan görüyor ki bozsun, ne melek görüyor ki ona bir sevap yazsın. İhlas. İhlas sahibi olacak. İki, ihlas neydi? Dendiği için yapmak. Sadakat nedir? Dendiği gibi yapmak. Yani istikametli. Görüyor şimdi zıkzakları var. Zorluk gördükleri zaman ya İslam'la ben onu kastetmemiştim diye kıvranları görüyorsun yani. Din adına ha medyalarda görüyorsun. Böyle biliyor böyle diyor. Sonra diyorlar ki başka bir atçı kotuma çağırıyorlar falan da. Ya öyle kim demiş ya olur mu ya aymana gidiyorum deyince. Onunca bir hafta önce söylemiş kendisi. Bir böyle bir böyle. Ha, bu sadakat değil. Böyle. Birincisi nedir abim? Metin dayanacak güç. İhlas. İkincisi sadakat. Üçüncüsü tesanüt. Tesanüt'ü de söylüyorum kesiyor. Tesanüt nedir? Tesanütte bir iki kelime söylemek isteyen var mı? Tesanüt nedir? Söyle Salih. Senetleşmek olduğunu geçen derste öğrenmiştik. Senetleşme. Sen devam et. Ne demek? Yani bir davada davanın kurallarını biz buna göre hareket edeceğiz. Ha. Tesanüt öyle. Hadi gel omuz omuza dayan. Namaz kılmıyoruz. Tesanüt nasıl ki ehli dünya holding kuruyorlar, fabrika kuruyorlar, bir protokol koyuyorlar. Portakal ya. Protokol bizi bu idarcı. Getir senin şartlarını. Ben de getirdim. Hadi ortak bir taraf bulalım. Bulduk mu? Tamam mıyız? Tamam. Sonra ekleme çıkarma yok. Ben de tamam. Bu bizi idare edecek. Bu protokol. Bu akitname. Tesanüt demek senetleşmek demektir. Senetten geliyor. Bir gaye ve hizmet adına ne yaptık? Aa kardeşim senetimiz. Sen bunu kabul ediyor musun? Ediyorum ama. Sen, ben de ediyorum. Bunda senetleştik. Bunun etrafında yapamazsan bile burada geçeni kabul edeceğiz. Tesanüt demek birbirimize el ele vermek değil. Bir dava uğruna akitleşmek. Yani bir esasa tutunmak. Kabul etmek. Kastamonu laikası. Bunu hakkı kabul ediyor musun abi bunun etrafında? Yapamazsam bile kabul edecek misin hakkı? İnşallah. Ben de öyleyim. O zaman tesanüt ettik. Yoksa aynı mekanda bulunmak, aynı grupta olmak değil. Demek ki Mehdi üç sıfatı olan o kadroya dayanacak. İhlas, sadakat, tesanüt. Ama ne kadar olacaklarmış onlar zaten az söylüyor. Ne diyor biliyor musun? Olacaklar bu vazifenin istinat ettiği kuvvet ve manevi ordusu yalnız ihlas ve sadakat ve tesanüt sıfatlarına tam sahip olan
bir kısım şakirtleridir. Allah keyfiyete bakıyor. Adet çokluğu olan kemiyete bakmıyor, kaliteye bakıyor. Kaliteye bakıyor, kaliteye. Her şeyde de öyle ya. Her şeyde de öyle. Adam kadına kanun bulmuş, yer çekimi kanun bulmuş. Başka bir zat ahireti keşfetmiş. O kadına kanunu keşfetmiş. Ötekisi zaman demiş. Ötekisi işte kırılma kanunu, nispet kanunu demiş. İzafiyet teorisi demiş. Ötekisi de kendini keşfetmiş. Adam bir tanesi demiş ki, insan nedir? Münakaşa demiş, hayvandır demiş. Öteki velosef demiş ki, bilmem neye de hayvandır. Hepsi sonunda hayvan hayvan demiş. Ustad da insan ne olduğunu 20 çeşit beyza ediyor. Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam da ahireti keşfetmiş. Allah'ı keşfetmiş. Ona göre. Ha, demek ki tek Türk'tir ne kadar az dahi olsa, bunlar manevi bir ordu kadar kıymetli ve kuvvetli sayılırlar. Allah tecellisini o merkezde yapıyor. Ve ahir davahum enilhamdülillah rabbil alemin el-Fatiha.